ATV Haber devam ediyor. Son zamanlarda genç yaşta kalp krizine bağlı ölümleri çok sık duymaya başladık. Bursa'da da 14 yaşındaki bir çocuk yine aynı sebepten hayatını kaybetti. Uzmanlar bu ölümlerde kalp krizi ifadesi yer alsa da ardında pek çok farklı kalp sorunu olabileceği görüşünde. Ritim bozukluğu gibi. Bu konuda ailelere çok önemli bir görev düşüyor. Henüz 14 yaşında pırıl pırıl bir gençti Egehan Sert. Bursa'daki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti, sevenlerini yasa boğdu. Maalesef gençlerde hani bu şekilde ani ölümleri görebiliyoruz. Bunların hepsi aslında kalp krizi altında isimlendiriliyor ama... Uzmanlara göre çocuklarda kalp sorunlarına bağlı ölümlerin tek sebebi kalp krizi değil. Aslında yaşanan pek çok ölümün ardında erken yaşta başlayan ritim bozuklukları yer alıyor. Ailesinde ani kardiyak ölümü olan bir çocukta ani kalp krizleri görülebilir. Ama aile öyküsü yok ise aritmi nedenler ön planda. Kalp kası kalınlaşmasına bağlı, kalp kası hastalıkları ya da ileti sistemiyle alakalı problemlerden dolayı aritmiye yol açan nedenler ani ölümlere sebebiyet verebiliyor. Bu durumu tetikleyen başlıca etkenlerden biri de sıcak hava. Sıcaklık artışıyla birlikte kalp yükü artıyor. Aritmiye sebebiyet veren birçok faktör de bunları tetiklediği için daha sık gündeme geliyor. Eğer ailede ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden biri varsa çocuğun mutlaka kardiyoloji kliniğinde kontrollerinin yaptırılması öneriliyor. Peki bu risk faktörü olmayan aileler çocuğunda bir kalp sorunu varsa nasıl tespit edecek, nelere dikkat etmek gerek? Mesela çocuklar koşarlar, oynarlar, biraz rengi solabilir, daha fazla böyle oturma ihtiyacı hisseder. Onu çocuk söylemese bile ebeveynlerinin bu konuda biraz daha dikkatli olmasını öneririm. Çocuğunuzda erken yorulma, çarpıntı, bayılma gibi şikayetler varsa mutlaka bir kardiyoloji doktoruna başvurmalarını öneriyoruz.